cam atıkları diye kilitli bir demir kafes yapılmış. İçinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Peki dışında ne var? Cam olmayan atıklardan dolu pislikler var. Diyeceksiniz ki Savaş kardeş, elinle yapma çünkü sen de mikrop kapacaksın. Çok haklısınız. Olsun. Yeter ki bunlar ortaya çıksın. Bakın Allah aşkına ya. Ya hakikaten büyük kepazelik, büyük rezalet. Kimse yok mu? Vallahi kimse yok. Şu anda bize siz kimsiniz, niye geldiniz, ne yaptınız diyen yok. Kötü niyetli şahıslar. Allah korusun. Gelseler, buraya girseler. Sağlık cihazları var, işte tüpler var, oksijen tüpleri var. Demeyin hırsıza yol mu gösteriyorsun kardeşim? Hayır, sadece uyarıcı görevimizi yapıyoruz. Diyeceksiniz ki hırsız benim gibi kiloluysa oraya çıkamazsa. Hayır, sanki onun da önlemi daha önceden alınmış. Yani hırsıza ya da kötü niyetli kişilere ne lazımsa yapılmış. Burada bu merdiven var. Ya girdim, Allah Allah, işte çıkıyorum. Ok Meydanı'nın SSK Hastanesi'nde olup biliyorsunuz neredeyse aylarca gündemi kilitleyen olayı hatırlıyorsunuz. Biri gelmişti ve kadınlar koğuşuna girmişti. Hastane o servisten camdan içeriye giriyor. Açık cam var ve hastalara uyarıyorlar. Yani hırsızlık olayı oluyor diyorlar. Kapatıyor hastalar. Sizin... Doktorların, hemşirelerin bulunduğu bölüm camı açık. Bizi uyarıyorlar, onların camı açık. Oradan giriyor. Tecavüzün yanı sıra ölümle tehdit ediliyorsunuz. Ölümle burun buruna kalıyorsunuz ve ardından niye konuştun? Neden böyle bir şeye kalkıştın? Yani bir düşünsenize, yani o olayı yaşayan bilir zaten. Yani anlattığınız zaman sadece dinliyorsunuz, o olayı yaşamıyorsunuz. Bazı insanlar çıktı, işte bana da oldu. Bana da böyle, aynı hastanede bana da oldu, şöyle oldu bana da. Hem de bir değil birkaç tane. Eğer onlar çıksaydı belki benim başıma gelmeyecekti. Ve kadınlar konuşsalar inanın belki azalabilir yani. Şimdi birinin çıkıp gerçekten bu durumu anlatması lazım. Yani biliyorsunuz Ok Meydanı SSK'da biraz önceki o hanımefendinin, Nergiye'nin hastanenin içinde yattığı yerde tecavüze uğradı. Daha bunun ötesi var mı? Şimdi hastanede zaten bir tane güvenlik var. O da uyuyor. Efendime söyleyeyim adamın da tıkkabahati yok tabii. Yani bu işsizlikte adama sen bu işi yapacaksın demişler. 7 senedir de maaş veriyorlar. Adam da onu yapıyor tek başına. Koca hastanenin güvenliğinden güya sorumlu. Şimdi hani ona da bir şey diyemeyiz ki. Bu sistemi nasıl sorgulayacağız? Bu sistemi sorgulamanın bir yolu var. Yani genel müdüre şikayet edelim dedik. Genel müdür bizden daha şikayetçi. Biraz da müstesni herhalde acı acı gülüyordunuz. Yoksa durumdan hoşnut olduğunuzdan gülüyor diyorsunuz. Değil mi efendim? Evet.